Herkese merhaba. Ben sevdiği şeyleri tekrar tekrar yapmaktan fazlasıyla hoşlanan biriyim. Bugün burada sarı tişörtümle kütüphane olmayan odamdan sizlere son zamanlarda çok sevdiğim bir romandan bahsetmek istiyorum. Burası Radyo Şarampol. Burası Radyo Şarampol, Şükran Yiğit'in son romanı. Şükran Yiğit benim için önemli bir yazar. Burası Radyo Şarampol benim için değerli bir roman. Çünkü yazar Antalya Kaşlı ve Burası Radyo Şarampol hikayesi Antalya'da başlayıp Almanya'nın Kreuzberg şehrinde devam eden bir roman. Ki Kreuzberg bu şekilde mi telaffuz ediliyor emin değilim. Buraya bakabiliriz. Ve benim objektif olmadığım bir durum söz konusu olarak. Siz de buraları es geçebilirsiniz. Ben kısaca Burası Radyo Şarampol'ü neden bu kadar önemsediğimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle yazarın Türkçe'ye olan hassasiyeti benim için çok kıymetli ve çok değerli. İkincisi romanın geçtiği dönemin siyasi ve sosyokültürel yapısının kişisel olarak ilgimi çekmesi. Üçüncüsü, belki de en önemlisi, yazarın roman boyunca Antalya'ya, Antalya kültürüne, Antalya mahalle hayatına, Antalya yeme içme alışkanlığına, çocukluğuma ve gençliğime dair detayları roman boyunca aralara serpiştirmesi, bunu bazen anekdotlarla, bazen kelimelerle yapması ki ilk aklıma gelen Voyn kelimesi. Voyn kelimesi Antalyalılar için çok önemli bir kelime. Yani nerede bir voyn nidası, bir seslenmesi duysak bütün Antalyalılar sesin geldiği yöne doğru bakarız. Benim için çok etkileyicidir. Bütün bunların yanında Şükran Yiğit'in doğrudan duyguya hitap eden bir yazar olması beni Burası Radyo Şarampol'a karşı bir aidiyet hissetmemi, benim Burası Radyo Şarampol'a karşı bir aidiyet hissetmemi sağlıyor ve imkan bulduğum ölçüde bu roman hakkında bir şeyler söylemeye, bir şeyler yazmaya gayret ediyorum. Umarım daha fazla kişiye ulaşır. Umarım benim hislerimi daha fazla kişi hisseder. Bu şekilde.